Yani kuyudaki sayıların takvaslayımız. Takvaslayı mesela birincisi kosinus pi taksim 5 ve kosinus pi taksim 7. Kaysa biri katta? Birincisi mi yoki ikincisi mi? Bunun için biz kuyudaki kaydadan faydalanamız. Eğer x1, x2 sayıları kuyudaki tensilini kanatlandırsa bir de kat etinsizlik. O halde kosinus x1 kosinus x2'den katta buladı. Şimdi başka şekilde etken de kosinus x funksiye 0 pi aralığı da kemay uçu. Şundan faydalanmamız. Demek x1 küçük x2 bir de tensilliğinin teski arası. Kosinus x1 katta kosinus x2'den. Şundan faydalanmamız. Birinci misal. Birinci misal. Bunun için demek bana bu iki tane sonunu karayımız. Pi taksım 5, pi taksım 7. Bunlar arasında kuyudaki tensizlik oralı. Pi taksım 5 katta pi taksım 7'den. Çünkü birincisinin mahracı küçük ikincisinden. Kosinuslar için tensizlik teski arası gibi başarılırdı. Demek bu yerden kosinus pi taksım 5 küçük kosinus pi taksım 7 ikeni gelip çıkardı. Demek ki bunlar arasında kuyudaki tensizlik oralıyken. Demek ki kosinus pi taksım 5 küçük iken. Bana basan küçük iken diye bunlar arasında bana bunda tensizlik oralıyken. İkinci misal gibi tamamız. Bana bir iki de sonunda takvaslayımız. Bunun için dastlar bu sallarını kuyudaki içi yazalımız. Birincisi, kosinusun içi de minusunu yazmazsak hem bulur adı. Kosinus pi taksım 6 getirin. İkincisi, kosinus pi taksım 8 getirin. Buna bu görüşte yazı olalımız. Başka şekilde etken de biz sorularını her daim bana şu aralığı getirişki hareket kılalımız. Yani 0 pi aralığı getirelimiz. Şundan ki biz bana bu argümentlerini takvaslayalımız. Yani de pi taksım 6 bulan pi taksım 8'in takvaslayalımız. 8, 6'dan katta, mahracı katta bu geldiği sebebi demek bunlar arasında kuyudaki tensilliği başarılırlar. O halde bu sorular arasında şu tensilliğin teski arası. Bana bu tensizlik başarılırlar. Kengi misal götürmemiz. Üçüncü misal. Kosinus 2 ve kosinus 3. Bunun için biz bana bu soruları tekrarlamız. 2 ve 3 sorular. Bana şu aralığa tekiş değil mi? Yani 0 bir aralığa tekiş değil mi? Şu aralığa mı? Bu aralığa tekiş değil. Çünkü 0'dan katta 2. Bundan küçük 3. O teyli bilgisi bir yerde. Küçük yok getirin pi. Pi tahminen 3.100'dan 14-15. Bana bu sanki değil. 3'ten katta son. Demek 2 ve 3 salları bana şu aralıkta tekişli. O halde onların kosinusları için teski harika insizliği becerilirdi. Kosinus 3. Demek kosinus 2, kosinus 3'ten katta. Yani 4. misal gibi ötemiz. Kosinus 1 ve kosinus 1. 4. misal. Kosinus 5, 5 bu aralıkta tekiş değil mi? Bu aralıkta tekiş değilmez. 5 pi'den katta. Bunda işin, bu halde ne iş kılamız? Bu halde biz keltiriş formülasından faydalanamız. Kosinus 5 ten. Mesela kosinus 5'ni biz kosinus 2 pi minus 5 diye yazışımız mümkün. 2 pi minus 5 yani bu aralıkta tekiş değil. Yani keltiriş formülasından faydalanıp kosinus içindeki sonunu şu aralıkta tuşa diyen kalıp arışımız gerek. 2 pi minus 5'ini görelim. 0'dan katta 2 pi minus 5 ve pi'den küçük. Çünkü 0'dan katta, çünkü pi 3.100'dan tahminen 3.100'dan 14. 3'den katta son. 2'yi köpaytırsak bir de bu 6'dan katta sonuken 2 pi 5'ini ayırsak 1'den katta son çıkardı. Ve 0'dan katta. Ne için pi'den küçük buladı? 5'ni bir yakka pi'ni çatlamaya ötkizeydik. O halde bir yerde pi küçük, 5 tensizlik hasap olardı. Pi 4'dan küçük. 3 bütün, bana bu son, 114 tahminen. Demek pi 5'den küçük olardı. Demek bana bu tensizlik hem başarılardı. Demek 2 pi minus 5, 0 ve pi arası da, demek bana bu aralıkta biz 2 pi minus 5, demek 0 pi aralığı değiştirirken. Yani biz, bana bu iki de sonunu takaslaşmak için biz bu son bulan kosinus 1'ni takvaslayımız.
Bir bu aralıkta tekişti. Noldan katta ve pi'den küçük var. Yani 2 pi minus 5 ve bir sallarını takas edemiz dostlar. Ve bunlar arasında kandı tensizlik oranlı buladı. Bunlar arasında manabında tensizlik oranlı. Çünkü 5'ni 10 tamamen ötkizadırken bulsak bir de 2 pi katta 6'dan tensizliğine fasıl kılandı. Bu tensizlik oranlı. Çünkü 2 pi pi 3.10'da tahminen 2'yi köpürtürsek 6'dan katta son çıkardı. Bu tensizlik oranlıydır. Demek bana bu tensizlik oranlıyken. Bu tensizlik oranlı olsa, bunların kosinusları için bu sallar 0'dan katta ve bunusu pi'den küçük. Yukarıda görsattık. Demek 0 pi arasında bana bu tensizliği başarılı geldiği için bunların kosinusları için bana bu tensizliği başarılı. Yani bunu tesis arası başarılı. Şunday kılıp, kosinus 5, küçük, kosinus 1 eken. Ve bunlar arasında maramında tensizlik oranlı eken. Nabattaki misal gibi otağımız. Beşinci misal. Kosinus 4 ve kosinus 2. Kosinus 4, 4. 4 sana şu aralığa tekiştiyim mi? 0 pi aralığa tekiştiyim. Yok, 4 pi'den katta. Pi'den katta. Demek bu aralıkta dersler keltirip alış için keltiriş formasından faydalanamız. Kosinus 4 teng kosinus 2 pi minus 4. Bana bu görünüşte yazalımız. Dersler. Yani de 2 pi minus 4'ü görüyoruz. Şu aralıkta tekişliği mi? Yani marabında tekişliği başarılı mı? Şu aralıkta tekişliği mi? Tekşiramız, bana bunun doğru. Bu tensizliği becerilerde çünkü 2 pi 6'dan katta son. 6'dan katta sondan 4'den ayrıca 2'den katta son bulundu. Ve bana bu tensizlik için, oranlı değil mi? Ve bunun için 4'ünü bir yakka pi'ni çatlamaya götürecek. O halde pi küçük, 4 tensizliğine hasıl kılalımız. Bu tensizlik hem oranlı. Demek, bana bu tensizlik hem oranlı. Demek 2 pi minus 4, 0 pi aralığına tekişleyeceğim. İki sonucu, iki ham 0 pi aralığına tekişli. İki ham şu aralıkta. Bak yaxşı bu, çünkü bu 3.14'dan katta. Yani iki adası ham, mana bu son ham, iki ham şu aralıkta iken. Yani bu sallarının özünü takaslayınız. 2 pi minus 4 katta mı, yok ki 2 katta mı? Bana bunu takaslayınız. Bir de mana bu da tesirlik oranlı olalı. Çünkü 4'ünü oyun tamamen gökkizadırken bulsak, 2 pi katta 6 tensizliğine hasıl kılalımız. Bu tensizlik oranlı. Ve mana bu tensizliğinden yani bunların kosinusları için keskara tensizlik oranlı olalı. Yani kosinus 4 bunge teng ve mana bir yerde uydakisi tensizlik oranlı olurken. Demek kosinus 4 küçük kosinus 2'den. Çünkü kosinus 4 mana bunge teng. Bu son bana bu argument için bana bu tensizlik oranlı yaptı. Demek ki bunların kosinusları için tezkere tensizlik oranlı yaptı.